Kuyum Haber'den herkese merhaba. Türkiye'de tabii hem yarı değerli taşlar hem değerli taşlar işleniyor, ekonomiye kazandırılıyor, sektörümüze kazandırılıyor. Özellikle taşların işlenmesi, doğadan bulunması, bunlar çok önemli çalışmalar. Hem hobi amaçlı ilgilenenler var, profesyonel olarak ilgilenmek isteyenler var. İşte bu konuda çok önemli bilgileri alacağımız, edineceğimiz bir dernekteyiz. Gemoloji Araştırma Eğitim ve Kuyumculuk Derneği ve Dernek Başkanı Sayın Mehmet Akgül bugün yayın konuğumuz. Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Derneğimiz genel merkezi ve atölyemize hoş geldiniz siz de. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Söylediğimiz gibi tabii gün geçtikçe ilgi artıyor özellikle. Yarı değerli taşların işlenmesi, ekonomiye kazandırılması, sektörümüz için de önemli, taka haline de dönüşüyor. Ama tabii öncelikle çalışmalarınızı ve sizi tanımak isteriz. Ben İstanbulluyum. Yani aşağı 3-4. göbeğim ben. İstanbul'da ilkokulu bitirdikten sonra işte babam memur olduğu için Anadolu'yu gezdik. Liseyi, ortaokul liseyi Anadolu'da bitirdim ve üniversite tekrar İstanbul'a döndük. 69 yılından beri İstanbul'dayız. Gemolojiyle tanışmam benim çok eski yıllara dayanır. Yani ortaokul lise çağlarında doğa sevgisiyle başladı. Dağlarda gezmeyi severim. Denizden çok dağları severim ben. Kayaları severim. Daha sonra üniversitede yakın meslek olan jeofizik yüksek mühendisi bölümüne girdim. Bu da benim bu taşlarla ilgimi daha da arttırdı. Derken eğitimle birlikte de taşlara ilgim, merakım ve bilgim de arttı. 2019 yılına kadar reklam sektöründe fotoğrafçılık yaptım. Ama sonra 2019'da emekliye ayırdım kendimi. Daha evvel başlayan bu taş merakı yoğunlaşmama sebep oldu. Ve şu anda emekliliğimi yaşıyorum aslında. Hem hobim hem sevdiğim bir iş. 2020 yılında da gene meraklı olan, bu işi seven arkadaşlar birlikte Gemoloji Araştırma Eğitim ve Kuyumculuk Derneği'ni kurduk. Bu dernekteki amacımız önemli olan, ülkemiz bu konuda çok zengin bir kere. Bunu bir kere kabul edeceğiz. Ya yani dünyanın sayılı ülkelerinden birincisinde oturuyoruz. Bu bize bir lütuf diyebilirim. Yani şöyle, elmas dışında, o da söylenti, elmas için bütün taşlar ülkemize çıkıyor. Ve bu konuda çalışan bir sürü arkadaş var. Ama çoğu maalesef yeterli bilgiye sahip değiller. Ve biraz yağmalanıyor gibi geliyor bana. Çünkü ben geçmişte de, üniversitedeki yıllarımda da bazı arkadaşlarla konuştuğumda, Türkiye'de çıkan yarı değerli taşların yurt dışına dekoratif yapı malzemesi olarak satıldığını, kaçak yollardan satıldığını öğrendim. Üzüldüm. Bakın, ben gezmeyi de seven bir insanım. Bundan 4-5 sene önce bir Hindistan seyahati yapmıştım. Hindistan'da Jaipur şehrinde, sadece bir şehirde 300 bin insan çalışıyor taş kesme atölyelerinde. 300 bin insan, 300 bin aile demektir. 300 bin aile de aşağı 1,5-2 milyonluk bir nüfus demektir. Bu ciddi bir değer. Ülkemizde niye olmasın? Taşımız var. Peki bu taşlar ne oluyor? Yurt dışına gidiyor, Hindistan'a ve Çin'e gidiyor. Orada işlenip işlenmiş olarak geliyor. Niye biz taşımızı kendimiz işlemiyoruz? Burada da 50 lira, 100 liraya satıyorlar taşı. Ama geri gelirdiği zaman 10 bin lira, 20 bin lira, 100 bin lira alıyorlar taşları. Yazık günah. Bizim amacımızın, derneğimizin en büyük amacı, ülkemize bu bilinci yerleştirmek, taş atölyelerini arttırmak, bilinçli taş toplamayı sağlamak ve taşlarımızı değerlendirmek. Dünyaya biz taşı satalım, işlenmiş taş satalım. Bu konuda birkaç tane projemiz var. Bu projeler üzerinde çalışıyoruz. Maalesef biraz projeler yavaş yürüyor ülkemizde. Ya daha hızlı yürüse daha iyi olur ama yapacak bir şey yok. Bu konuda çalışıyoruz. Eğer inşallah olursa, büyük bir proje var elimizde. Yani 60-70 kişinin çalışacağı bir atölye. Ve bir de şu var. Yani sırf ülkemize çıkan taşları işlemek değil. Dünyadaki taşları Türkiye'ye getirip Türkiye'de işlenmiş olarak yurt dışına satmak, pazarlamak. Buradaki çalışacak olan hedef kitlemizde evlerinde oturan genç kızlarımız, özürlü vatandaşlarımız. Bunlar çünkü taş atölyelerinde çok rahat çalışabilirler. Yapabilecekleri bir iş. Evinden ayrılmadan, evinde küçük bir atölye kurarak bunu çalıştırabilir ve ekonomi ve kendi aile ekonomisine katkı sağlamış olurlar. Bu çok önemli bizim için. Ben elimden geldiğince taşları derneğimiz üyelerine de
ve diğerlerine diğer gelenlere de taşları anlatmaya çalışıyorum. Zaman zaman derneğimizde toplantılar yapıyoruz. Mesela ilk toplantımızda dünyanın oluşumunu anlattık. Ondan sonra Anadolu ve Tetis Denizi'ni anlattık. Şimdi geçen önümüzdeki günlerde de paleontolojiye gireceğiz. Yani jeoloji bilincini yerleştirmeye çalışıyorum. Önemli olan bu. Ondan sonra daha sonra mineralojiye girip gemolojiye alacağız. Üniversitemizde maalesef gemoloji eğitimi daha yeni yeni başlıyor. Mineraloji eğitimi vardı ama gemoloji eğitimi yok. Gemoloji yarı kıymetli taşlar bilimi demektir. Yani yarı kıymetli taşlar demek aslında bana yanlış geliyor. Değerli taşlar demek lazım. Doğrusu bu. Değerli taşlar dediğimiz taşlar bu dekoratif taş olabilir. Mücevher taşı olabilir. Bütün taşlar bunlar değerli taşlardır. Yarı değerli dedikleri ucuz olanları maddi değerine göre yarı değerli diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Yani değerli taştır. Gemoloji değerli taşlar bilimidir. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Efendim tabii şimdi dernekte önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Tabii söylediğimiz gibi mesela taş kesimini öğrenmek isteyenler olabilir. Özellikle evet. Bunu öğrenip hani kendi hobi olarak belki takıya dönüştürmek isteyenler olabilir veya profesyonel olarak bu yönde çalışmalar yapmak isteyenler olabilir. Derneğinizde geldikleri zaman hangi eğitimleri alabiliyorlar? Taş kesimiyle ilgili neler öğreniyorlar? Önce bir kere taşları tanımasını sağlıyoruz. Taş nedir? Yani gemolojik değerli taş nedir? Bak mineralojiden bahsediyoruz. Mineraloji nedir? Kayaçları oluşturan minerallerin bilimidir. Bunların içinde yarı değerli taşlar da vardır, değerli taşlar da vardır. Diğer minerallerde madenler de vardır. Bu taşları biz önce gelenlere anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Bunları öğrendikten sonra da burada atölyemizde gördüğünüz gibi makinelerle eğitimler veriyoruz. Taş işlemi öğretiyoruz. Kapşon nasıl yapılır, faset nasıl yapılır, bunlar hangi taştan ne olur bunları öğretmeye çalışıyoruz. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Eğer büyük atölyeler kurarsak biz de Faruk Bey'le birlikte eğitimler vereceğiz. Faruk Bey biliyorsunuz Mücevher İhracatçılar Birliği'nde taş atölyesinde usta olarak çalışıyor. Orada eğitim veriyor. Ben de burada üyelerimizden isteyenler olursa veya dışarıdan da olabiliyor. Merakları geliyorlar. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde bir doçent arkadaşımız var. Bana eğitime geliyor. Taş öğreniyor. Sadece merak olarak öğreniyor bunu. Yani mesleği çünkü üniversitede hocalık. Bu tür çalışmalar oluyor. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız bu işi yaygınlaştırmak. Yani ben 70 yaşıma geldim. 70 yaşıma kadar devletim bana bir şeyler verdi, bir eğitim verdi. Bir şeyler öğrendim, çalıştım, çabaladım. Benim bu yaştan sonra yapacağım tek şey var. Bu öğrendiklerimi insanlarıma bunları aktarmak. Ben ülkem için, ülkenin ekonomisi için neler yapabilirim? Bunun çabası içindeyim. Benim bir maddi herhangi bir beklentim yok. Sadece bunun yaygınlaşmasını sağlamak istiyorum. Bütün amacım bu. Derneğimizin amacı da zaten bu. Peki şimdi taşlardan da konuşmak istiyorum, bahsetmek istiyorum. Belirttik Türkiye zengin bir ülke bu yönden. Çok. Özellikle siz de doğa gezileri yapıyorsunuz. Evet. Peki özellikle Türkiye'de hangi taşlar ön plana çıkıyor, hangi taşlar var? Ve tabii bunların ekonomiye kazandırılmasını da size soracağım bir sonraki soruda. Şimdi şöyle, ülkemiz taş bakımından çok zengin. Gemolojik olarak değerli taşlar genelde mesela mineralojide 7 sınıfa ayrılır mineraller. Bunların bir tanesi silikat grubudur. Silikat grubu da mineraller kendi içerisinde 3000 çeşit mineral var tahmini. Tespit edilen bugüne kadar. Bunların içinde bir tanesi silikat grubu. Silikat grubunun içinde de 600 civarında taş var. Biz bu taşları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu taşlar ülkemiz oldukça zengin. Ve çok güzel dekoratif mücevher olabilecek, takılarda kullanılabilecek taşlarımız var. Biz bunlar için zaman zaman arazi geziler yapıyoruz. Hatta geçmiş yıllarda bir turizm kuruluşu ile birlikte turlar düzenledik. Fakat bu pandemiler, sokağa çıkma yasakları falan girince bunlar aksadı kaldı. Mesela bu tür turlar da yapılabilir. İnsanlara taşları öğretiriz. Ve gelenler çok mutlu oldular, arazi gelenler. Çünkü hiç bilmedikleri bir konuyla karşılaştılar ve taşların ne olduğunu öğrenmeye başladılar. Şimdi size mesela bir tane örnek göstereyim. Doğada bulduğunuz bu taş. Bunu gördüğünüz zaman hiç bakmadan geçer gidersiniz değil mi? Ama bunu kestiğiniz zaman işi başka bir şey.
Ama bunu tanıman lazım işte. Bu taşın içinden bu çıkabileceğini tanıman lazım. Ha, bunu çıkarken sürpriz yumurta gibidir bu. Ne çıkacağını tahmin edemeyiz ama bir şeyler çıkacağını tahmin edersiniz. O da açtığı zaman bu çıkar. Ne çıkıyor mesela bunun içinden? Hangi taş bu? Bu opal cinsidir. Dendritli opal deriz biz bunlara. Dendritli opaller mesela Eskişehir'de bir bölgemiz var. Dünyada bir numara. Dendritli opaller özel. Dünyada bir numara. Çok özel bir yer. Peki buradaki eğitimlerden taşları tanıma aşamasında bunu da bu bilgileri de alıyorlar mı? Tabii. Dendritin nasıl oluştuğunu, dendritli opalin ne olduğunu, opal çeşitlerini bunların hepsini öğretiyoruz. Hatta araziye mesela gittiğim zaman şöyle yapıyorum. Önce o arazide topluyorum insanları ve bir brief veriyorum orada. Hem genel dünyanın oluşumuyla, jeolojiyle ilgili hem de bulunduğumuz araziyle ilgili ve bulacağımız taşlarla ilgili bir anlatım yapıyorum. Ondan sonra diyorum ki bak şimdi taşlar toplamaya başlayın. Mesela sordukları şu oluyor. Hocam biz hangi taşı alalım? Ha diyorum. Hangi taşı alacağını şöyle karar ver. Taşı al bak. Sen bunu yüzük, kolye, küpe olarak kullanır mısın, kullanmaz mısın? Kullanırsan sana hitap ediyordur. O zaman alabilirsin bu taşı. Eğer ben bu taşı kullanmam diyorsan elleme. Onu taşı beğenen kişi alsın diyorum. Ve bu şekilde taş topluyoruz arazide. Taşları topladıktan sonra herkes taşlarını yayıyor. Kim ne topladıysa onu o taşlar üzerinde anlatıyorum. İşte bu taş budur, bu taş budur, bu taş budur. Mesela Eskişehir'de gittiğimiz yerde krizoplastlar var. Dendritli opaller var. Pembe kuvarslar var. Akikler var. Agatlar var. Yani çok zengin bir arazi. Ve çok güzel bir arazi. Bu tür gezileri yapıyoruz. Gelenlere de anlatıyoruz. Üyelerimize anlatıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Şimdi benim gözüme de burada bir taş çarptı. Çok güzel gözüküyor. Bu taşı da bize anlatır mısınız? Doğal kuvars kristali. Doğal kuvars kristali. Bu yapı tamamen doğaldır. Silikat grubunda ana taş budur. Kuvarstır. Silisyum dioksit. Camla aynı kimyasal yapıya sahip bir taştır. Ama camdan daha serttir. Mesela bizim kullandığımız camların, pencere camları ve diğer camların sertliği 5,5 civarındadır. Bunun sertliği 7,5-8'dir. Yani camı elmas gibi çizer bu. Bunu da işleyebiliyor muyuz? Tabii işliyoruz. Çünkü kullandığımız şeyler, diskler elmaslıdır. Elmas tozu gömülmüştür bu taşların üzerine. Elmasla yontabiliriz ancak bunu. Biliyorsunuz elmas en sert madendir ve sertliği 10'dur. En yumuşak olan da talktır. Mesela talk örneği de size göstereyim biraz sonra. Talkın da sertliği 1'dir. Ya 1 ile 10 arasında değişir taşların sertlikleri. Bu kuvars, bu saf kuvars. Yani bakın cam gibi beyazdır, şeffaftır. Buna Necef taşı da denir, dağ kristali de denir diye isimleri. Bu ben sevdiğim bir taştır. Bunun çok büyükleri de bu kristal yapısının 100 kilo, 150 kilo olan yekpare parçaları da çıkıyor, doğada var. Bu güzel bir örnek. Ona bir tane daha olacak, masamın üstünde duruyor da. Bunlar kuvars çeşitleri. Türkiye'de olan, Türkiye'de olan taşlar bunlar hepsi. Ya yani Türkiye'de olmayan taş, elmas yok deniyor. Üniversitelerde de sordum, dediler elmas yok dediler. Fakat amatör taşçılar elmasın olduğunu söylüyorlar. Bunun bir diğer adı da, elmasla özdeş olarak, herkime elması denir buna aynı zamanda. Çünkü piyasada, kuyumculukta kullanılan pırlanta diye tabir edilen taşların bir kısmı gerçek elmas değildir. Pırlanta kesimdir, kesimi pırlantadır ama taşın kendisi pırlanta değildir, elmas değildir. Kuvarstan ve diğer taşlardan pırlanta kesimi yaparlar. Çünkü biliyorsunuz yani 800 liraya, 900 liraya pırlanta yüzük satılıyor. Bunun elmas olması biraz zor. Biraz zor. Elmas pahalı bir madendir çünkü. Efendim şimdi şeyi de sormak istiyorum. Tabii doğadan taş topluyorsunuz. Türkiye'de çok ilgililer var bu konuyla ilgili ama tabii dikkat etmeleri gereken de şeyler var. Yani öyle her istediğimiz yerden gidip istediğimiz taşı alamıyoruz tabii ki. Tabii. Nelere dikkat ediyoruz? Hangi kurallara uyuyoruz? Hangi makamlardan, yetkili makamlardan izin alıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle, MTA'nın bu konuda bir tebliği var. Der ki, amatör amaçla kazma kürek kullanarak fazla derine inmeden yüzeysel taşları toplayabilirsiniz der. Amatör amaçla. Ama kullanacağınız arazi, gittiğiniz arazi tapulu arazi olmayacak. Ruhsatlı başka bir senin kilisenin başka birilerinin kullandığı maden ruhsatı olan bir bölge olacak. Kamusal bir alan olacak. Ve gittiğiniz bölgenin idari amirlerine bilgi vereceksiniz. İzin değil, bilgi veriyorsunuz.
Mesela biz Eskişehir'e gittiğimiz zaman bizim gittiğimiz bölge İnönü Kaymakamlığı'na bağlı. İnönü Kaymakamlığı'na yazı yazıyoruz. Ve arazi gezisine katılacak kişilerin isim listesi, TC kimlik numaralarından onları bildiriyoruz. Onlar da bize tamam gidebilirsiniz diyorlar ve biz araziye gidiyoruz. Araziye gittiğimiz zaman jandarmanın ve köy muhtarının bize haberi oluyor. Bu bir kere bizim güvenliğimiz için önemli. Çünkü arazide çalışacaksınız, gezeceksiniz. Düşersiniz, ayağınızı kırarsınız. Bir hayvan karşılaşırsınız, sakatlanırsınız, bir şey olur. Birilerinin yardım etmesi lazım size. Haberleri olursa yardım edebilirler. Haberleri olmasa yardım edemezler. Onun için hem bizim kendi güvenliğimiz için hem de jandarmanın huzursuz olmaması için. Çünkü dağda geziyorsun, defineci misin, terörist misin, nesin belli değil. Bu amaçla gittiğini belirttiğin zaman hiçbir sorun olmadan çok rahat çalışabiliyoruz arazide. Efendim benim sorularım bunlardı. Sizin var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta? Valla eklemek istediğim meraklarını gelsinler, derneğimize üye olsunlar, çalışmalarına katılsınlar, arazi gezilerine katılsınlar. Arazi gezilerimiz çok keyiflidir. Mesela Eskişehir çok kolay bir yer. Ben hep Eskişehir'i öneriyorum. Çünkü neden? Tren var. Sabah trenden gidip akşam trenden gidiyorsun. Gece kalmak zorunda değilsin. 3 saat tren. 3 saatte gidiyorsun 6 saat. Sabah 7 treni bindin. Öğlenden evvel oradasın. 10'da oradasın. Akşama 4'de. Arazimiz çok büyük değil. Yani 3 saat araziye gezmek yetiyor bize. 3 saat sonra gez. Yemeğini içmeni yap. İstediğin Eskişehir'i dolaş. Akşam treninden de İstanbul'a dön. Yani çok rahat bir yer. Taş bol. Keyifli geziler oluyor. Gelsinler, yardımcı olalım, ilgilenenler bizi arasınlar. Size nasıl iletişim kurabilirler, nereden ulaşabilirler? Gemoloji der, bizim internet sitemiz. Buraya yazabilirler. Veya uygunsa telefon numaralarımızı verebiliriz. Telefonla beni arayabilirler, direkt olarak beni arayabilirler. Gerekli bilgileri veririm, yardımcı olmaya çalışırım. Amacımız da zaten bu, bunun yaygınlaşmasını sağlamak. Taş bilincini ve merakını, sevgisini arttırmak. Hatta yapabilsek ortaokul, lise çağlarındaki çocukları okul olarak arazilere götürsek, o çocukları çocuk yaşlıyken o eğitimi, o sevgiyi verebilsek insanlara. Taş, biraz önce de bazı örnekler size göstermiştim. Taş çok farklı bir şey. Bakın ben her gün sabahını buraya geliyorum. Eğer taşlara şöyle bir bakarım. Eğer işlenecek taş varsa ve o taş bana göz kırpar. Ben hissederim onu, o taşı alırım, işlemeye başlarım. Eğer zorunlu olarak sen, ya bugün taş yapayım, canım sıkkın bilmem, taşı aldım ama taş beni istemiyorsa, taş kırılır elimde. Taş bana cevap verir, o şekilde cevap verir. Beni işlem eder. Ben keyifle burada iş yapıyorum, taşı işliyorum. Keyif alıyorum. İnanılmaz bir terapidir bir kere taş işlemek. Çünkü günlük hayatta her şeyden kopuyorsunuz. Taşla siz bütünleşiyorsunuz. Bütünleştiğiniz zaman da inanılmaz bir dünyaya giriyorsunuz. Çok farklı bir şey. Yani çok farklı bir duygu bunu. Ancak işleyenle anlatabilirim. Yani şimdi kelimelerle anlatmam o kadar zor ki bunu. Büyük bir keyif. Büyük bir keyif. Çok büyük bir sevgi var. Evet, taşa evet, karşı evet, çok büyük evet, bir ilgi var evet, tabii. Evet. Bunda diğer özellikle tabii taş severler, taşla ilgilenenlerle paylaşmak istiyorsunuz. Evet. Gemoloji Araştırma Eğitim ve Kuyumculuk Derneği bu konuda da herkesi bekliyor. Evet. Kapıları açık. Çok teşekkür ederiz efendim bu keyifli röportaj için. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Şimdi adımızda dikkat ederseniz Gemoloji Araştırma Eğitim ve Kuyumculuk Derneği. Kuyumculuk kurslarımız da yakında başlayacak. Kuyumcu arkadaşlarımız da var. Ve bunlar da hepsi değişik meslekten gelen kişiler. Hepsi amatör. Ama profesyonel kuyumculara kadar kuyumculuğu bilen kişiler. Biliyorsunuz Osmanlı padişahlarının bazılarının kuyumculuk merakı vardı. Kendi atölyeleri vardı. Kuyumculuk yaparlardı. Sadekarlar vardı onlarda. Mesela ben yeni merak olarak şimdi kazaziye kursuna başladım. Kazaziye öğrenmeye başladım. Kendime bileklik yaptım mesela hemen. Yani bu merak bitmiyor. Bir de gençlere, özellikle gençlere şunu söylemek istiyorum. Mesleğiniz dışında bir hobi edinin. Hobinin çok büyük faydaları var. Hobi demek hayatın bir parçasıdır. Sizin asıl ana mesleğinde ya profesyonel olarak yaptığınız meslekte başarınızı arttırır hobiler. Hobiler zaman kaybı değildir. Zaman kazancıdır. Mesleğinize ilerlemenizi sağlar. Ve bu konuda da mesela ben Beşiktaş Kent Konseyi'ndeyim. Oradaki arkadaşlarla bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Okullara, ortaokul liselere hobileri anlatmak. Hobinin ne olduğunu anlatmak. Bu konuda gençlere eğitim vermek istiyoruz. Çünkü bakıyorum maalesef emekli olmuş bir sürü arkadaşımız var. Oturuyorlar evlerinde.
ne yapıyorsun diyorum. Oturuyorum diye televizyon seyrediyorum, kitap okuyorum, gazete okuyorum, müzik dinliyorum. Başka bir şey. Ya diyorum sen ölümü mü bekliyorsun? Ya neyi bekliyorsun? Çalışma. Çok yoruldum, çok çalıştım. Ne yaptın? Mesleğini yaptın, para kazandın. Şimdi bir şey yap. Boş oturma. Hobin olmak zorunda. Bunun başka şekli yok. Eğer yaşama bağlı kalmak istiyorsan, yani ben yarın ölecekmiş gibi davranırsam o zaman ben hiçbir şey yapamam ki. Benim hayatım boyunca ben hobilerimle yaşadım. Balık tutmayı sevdim. Taşlara ilgilendim. Fotoğrafla ilgilendim. Fotoğraf benim hobi olarak başta sonra profesyonel mesleğim oldu, sonra bıraktım. Ama gene hobi olarak fotoğraf devam ediyor. Bunun dışında bir başka merakımız daha var. Mantarlar var mesela, doğal mantarlar. Bu konuda da çalışmalarımız var. Bu konuda da iki tane kitabımız var mesela. Belki televizyonlarda falan duymuşsunuz, gazetelerde zaman zaman çıkar. Gilbert Baruchian diye bir arkadaş var, mantar uzmanı, mikolog. Onunla beraber çalışıyoruz. Mesela onun kitaplarını birlikte çıkarıyoruz. İki tane kitabımız var, örneklerini gösterelim size isterseniz. Hobi bitmez. Hobi olmak zorunda. Nokta. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bu keyifli röportaj için. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.